Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Buralara kış geldi. Havalar soğudu baya. <laughs> bayağı üşüyoruz. Gerçi iki hafta önce 3 hafta önce Ankara'daydık. Orası da soğuktu. Yani 12 derece falan. Burası da şu an öyle. Ama artık sabahlar mesela yerlerde buz oluyor. <laughs> Mümkün olursa İsveç'i de çekip göstermek istiyorum ama henüz daha tam hazır değilim onun için. Hani vlog, vlog tarzında. Çünkü çok kişi İsveç'i soruyor özellikle. İşte offline videolar da yapmayı düşünüyorum. Mesela osiloskop, işte power supply yüktür, lehimlemedir. İşte diğer elektronikler üzerine de videolar yapmayı düşünüyorum. Belki simülasyon tarafına da gireriz hani sırf alt tümden yürümek istemiyorum çünkü görüyorum ki hani insanlar biraz da elektronik tabanlarını da öğrenmek istiyorlar. Neyi ne için yaptığımızı anlamak istiyorlar. Çünkü hani PCB çizmek ya yani çizmeyi bilmenin en büyük temeli de zaten devre analizini iyi yapabilmek ve devreyi teorisini iyi anlamak. Devre teorisini iyi anladığımız zaman zaten hani PCB'yi yapmak daha da kolaylaşıyor. Onun için hani bu şekilde bir şey yapabilirim hani haftaya ya da bu hafta başlamayı düşünüyorum eğer sıkıntı olmazsa. Gerçi birkaç ekipmanım eksik. Ee, sipariş ettim. Ee, gelirler mi bilmiyorum. Onları da AliExpress üzerinden aldım. En son işte şunu şunu yapmıştım hani bu benim şeyim ee, biliyorsunuz kanalın logosu oldu artık yani benim is yani şeyin de logosu artık benim. Bunu buna led aldım işte. Bu ledleri de işte içine döşeceğim. Hem sarı hem beyaz. Bilmiyorum. Bunları videolara çekmeye gerek pek duymuyorum açıkçası ben ama yani bazı insanlar seviyor. Yani güzel de oluyor aslında. Hani ben daha zor böyle daha teknik şeyleri gösterme taraftarı olduğum için bunları daha çok kendime oyun gibi oluyor. Hobi tarzı oluyor işte. Öyle uğraşıyorum yani. Böyle SMD mesela bir feeder tarzı bir şey yaptım en son. Bir de böyle işte e, hani teypler dağılıyoruz ya böyle karton striplerde oluyor. Onu buraya sar, sarım haline koyup bunun kapağını kapattığınızda şuradan tek tek çıkarabiliyorsunuz. Bu tarz zaten çizimler şeyde de var. Things, things worse e, diye bir yer var. Ya da diğer işte ne bileyim 3 boyutlu malzemeyi koyduğunuz yerlerde var. Bir tane slider yapmaya çalışıyorum. Bir de araba slider yapmaya çalışıyorum. Şunu yaptım. Aslında şey olarak güzel oldu. Şu netlet, netlettim mi acaba? Aslında güzel oldu. Ee, ancak yani şöyle bir kamera koyduğum zaman buna şöyle bir kamerayı koyduğum zaman maalesef bu sallanıyor. Yani bununla iyi görüntü almak çok zor. Bu araba. Sürüklüyorsunuz. Hani şurasında bearingler var. Ee, Türkçesi neydi bu bearinglerin? Bilgeli şeyler var ya. Böyle tekerleklerin dönmesi için. Onlardan var. Burada da O-ringler var. Üzerinde hani aslında çok güzel bir çözüm. Bu tamamen 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış bir şey. Sadece şurasında işte bir kamera aparatı var. Kamerayı takabilmek için. Buradaki vidalar falan hep şey. 3 boyutlu yazıcıyla basıldı. Peki şu işte bearing ve O-ring var. Bir de şu parça var. Onun dışında bir şey yok dışarıdan biraz sallanıyor açıkçası. Çok şey olmadı böyle titreşimi hissediyorsunuz. Hani buna en çok ya küçük kameralar hani böyle kompakt kameralar ya da telefon gibi şeylerle güzel olur. Onun dışında çok akışkan kaygan yani güzel. Koyduğunuz zaman gidiyor. Ama büyük kameralar falan işte lens de ağır olunca özellikle taşımıyor. Yani titriyor ister istemez. Bunların metali olması lazım. Yani bu şu şasi'nin metal olması lazım. İşte şu tekerleklerin e, metal olması lazım. Aynı zamanda şurada bir birleşim noktasına da belki şey gerekebilir. E, daha iyi bir şey gerekebilir. Ayrıca bunların birleşim noktalarında titrememesi lazım. ya Sallanma tamamen hepsinin bir araya gelmesinden kaynaklı. Hani e, hepsi tam tamına oturuyor aslında içine ama yine de şey değil. O titreşim var yani. Çünkü tamamı plastik. Yani ben öyle düşünüyorum şu halinde kalitesi çok hoşuma gitti. Hani hiç 3 boyutlu yazıcıyla basılmış gibi bile değil. Ama maalesef istediğim performansı alamadım. Denedim de açıkçası ama yok. Ha şey olarak güzel bir sinematik görüntüler alabiliyorsunuz işte böyle objenin etrafından dönüp veya işte düz slider falan gibi kullanılabilir. Onun dışında şöyle bir slider yapmaya çalışıyorum. i̇şte şöyle bunların da 3 boyutlu parçalarını ben çizdim. Şurada bir step motor olacak. İşte kafada bir gide, giden, gelen malzeme olacak. Ee, parça, platform. Üzerine de kamera yerleştireceğiz. Bu daha sağlam, daha kalın bir şey. Bunda muhtemelen titreşim olacağını düşünmüyorum. Bunda bir de bant kayış sistemi var. Şöyle. Hani bu kayışın üzerinden sürdüğümüz zaman şuraya dört tane yazıcı tekerlekleri var. Bilirsiniz. Onlardan binecek. Ya yani bu tamamen ray gibi olacak. Böyle kendime hobi projeleriyle uğraşıyorum. Yani bu aralar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Abdülkadir Yıldırım'ın sorusunu cevaplayayım. Yani olay altıyı öğrenmek değil. Ee, hani arka plandaki bilginiz de önemli. İşte elektronik bilginiz ve hani gömülü sistemlerdeki bilginiz. O onlar çok büyük önem taşıyor. Ee, eğer onlara daha çok hakimseniz Altium'u çok çabuk öğrenirsiniz. Ama elektronik kısma çok hakim değilseniz Altium başlı başına bir sıkıntı olabilir sizin için. Çünkü elektroniği bilmeden direkt PCB çizmek zor bir iş arkadaşlar. Hani ben 2 yıllıktan beri çiziyorum. İşte 2011'den beri Altium'da ama altıyımdan önce de işte proteisi bayağı iyi kullanıyordum. Hani çok aşinaydım. 7-8 sene öyle kullandım. Sonra şeye geçtim işte altıyımı. Ee, hani öyle benim için şey sürdü yani. Benim için de bir 3-4 sene sürdü altıyımda ve tam yetkinliğe yaklaşmak O zaman biraz daha acemiydim. Hocam elektronik aletlerin tanıtımı serisi yapmayı planlıyor musunuz? Evet planlıyorum. İşte osiloskoptan başlamak istiyorum. İşte yük, dijital yük. Nasıl power supply gibi cihazlar. Lehim, ben nasıl yapıyorum lehim? Hani size de tavsiyeler verebilirim. Neler olabilir gibisinden. Onun dışında fonksiyon jeneratörü var. Olabilir. Bunun dışında laboratuvarda kullanılan daha ekstradan şeyler var tabi. Ancak temelinde budur yani. yani bunun dışında işte çok da fazla bir şey olmuyor laboratuvarda hangi test yöntemlerini ve araçlarını kullanıyorsunuz? Yani laboratuvarda genelde benim altın yani iş yerinde mesela 2 GHz'lik bir şey var. O, osiloskop. Büyük ekranlı, bayağı büyük. 15.6 inç ekranı var dokunmatik Lokroy. Onu kullanıyorum. <laughs> ee, onun dışında işte SMU var. Yani Source Measure Unit dediğimiz bir cihaz. Bunlar son zamanlarda biraz daha gelişip şey olmaya başladılar, popüler olmaya başladılar. SMU dediğimiz cihazın içinde hem ölçü aleti, hem yük, hem de power supply var. Üçü, üçü bir cihazda, üçü aynı terminali paylaşıyorlar. Tabii bunu kontrol etmesi biraz daha zor oluyor. Olayı biraz daha farklı çünkü diyelim ki batarya simülasyonu yapıyorsunuz. Hani bataryada olay, bataryayı hem şarj edersiniz, akım ters yönüne gider. Bir de discharge yaparsınız bu sefer akım tam tersine döner. Bunun gibi şeyleri e, simüle edebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim e, gücü verip yük çekmek isterseniz işte PV'ler mesela onun gibi şeyler var. E, SMU dışında işte DMM var yani dijital Multimeter diye geçiyor. Onu kullanıyoruz. E, i̇şte onların hassasiyetleri daha iyi yani masa tipi ölçü aleti. Bench tipi. Onun dışında da power supply var. Yani genelde bu 3'ü 4'ü bende hep fixtir her masada. Benim her çalıştığım yerde. Lehim bizde bir tane güvenlik açısından dolayı. Ama baya iyi bir lehim şeyi var. Sistemi var. Öyle söyleyeyim. Yani hem emişli olan şey var. Vakum yapabiliyor lehimi. Hem üfleyen var. Hem de işte bir küçük uçlu. Daha küçük parçaları yapmak için. Hem de kalın uçlu lehim var. Hepsi tek istasyondan kontrol ediliyor. Veller'in şeyi. Özel bir serisi. Altium'un simülasyonu hakkında bir eğitim gerekiyor. Altium e, spice, yani spice tabanlı simülasyonu yeni yaptı. Hani LT Spice'la yaptığımız simülasyon tarzı simülasyonları yeni ekledi. E, daha da geliştiriyorlar. Açıkçası hiç kullanmadım. E, benim kullandığım başka bir program var. E, ben daha çok onun üzerinden gidiyorum. Kullanır mıyım bilmiyorum. Ama başka o diğer programı anlatacağım. O program çok daha kapsamlı. Ee, i̇smini de vermiştim birkaç yerde. Ücretsiz de aynı zamanda. Hani indirip simülasyonunuzu yapabilirsiniz. Ee, elektronik kısmından biraz bilgim var ama daha temel sağlam öğrenmek için bir kaynak misin Peki hocam. Yani tek bir kaynak öğrenmek çok zor. Hani insan yaptıkça kendini geliştiriyor şey yapabilmek önemli. Devamlı işte elektronik bir şeylerle uğraşmak. işte alanına göre diyelim ki LED LED alanında çalışıyorsan LED bir ışık yapmayı dene. işte hani binaları giydiriyorlar mesela o tarz bir uygulama yapmayı dene. Hani oradaki eksiklerini göre göre ilerlemen gerekiyor. Hani yani onun dışında hani bilmediğin şeyleri de kitaplardan öğrenmek lazım. Benim işte elektronik kitabım var, bir de circuit kitabım var, bir de sinyal kitabım var. Bir de C++ kitabım var. Onun dışında başka kitabım yok açıkçası. Size onları da öneririm. Sadiku'nun kitabı şey. Sadikun'un bayağı iyi kitaplar yazıyor arkadaşlar bu arada. Kendisi, kendisi Hintli olması lazım. Onun Circuit kitabını kesinlikle alın. İngilizce ama çok iyi. Elektronik biraz daha ağır bir kitap. Onu önermeyeceğim. Çünkü daha basit bir kitap daha iyi olur. Hani bana da ağır geliyor. Çünkü çok fazla şey analitik hesaplama var. Pratik hesaplamadan ziyade hep analitik gidiyor. O yüzden çok zorlaştırıyor. Ben ben mesela onun yerine başka kitap alırdım. Elektronik dizayn mı yoksa gömülü yazılım mı abi? Ya yani... şey bir soru, subjektif bir soru. Hani kişiye göre değişir. Ben mesela elimde bir şeylerle uğraşmayı seven bir insan. El becerimi iyidir. Yazılımda bazen yani profesyonel yazılımcı kadar iyi değilim. Ya yazılımı da anlıyorum, biliyorum, okuyabiliyorum. Yazı da biliyorum ama profesyonel olunca kadar iyi değilim. O yüzden benim donanımsal elektronik bana çok daha iyi geliyor. Ya ikisi birden de olur. Yapan insanlar var. Küçük firmalarda çok yapan var. Hocam Merve üstünden 2K geçen 4 katlı bir PCB çizmem gerekiyor. Önemli bir stack yapısı var mıdır? Tamamen bomboş bir PCB çizersin. Eğer 2K var geçiyorsa. Yani stack yapmana gerek yok. çünkü açman lazım araları altlarını boşaltmanı öneririm. Ya da içine alırsın iki kavayı hem üstün hem altın yerine iç layer'dan gider. O zaman daha çok bir dielektrik oluşturmuş olursun. Tabi bakmak lazım. Hani belki özel bir malzeme işte cem, gem, mem onlardan kullanmak gerekebilir. Tabi yaptığın iş ve standarda göre hani ne kadar clearance, ne kadar creepage istiyorlar. Bunlara bakmak lazım o mesafeler ne, ne kadar olacak? Ee, mesela bunun atlama mesafesi filan ne? Bunu da programdan hesaplamak lazım. Hani iki kava kaç santimden atlar? Ne kadar yollar yakın olabilir gibi. Bunları iyi ayarlamak lazım. Ee, elektronik kısmında ilerlemek isteyen birinin imza etkisi için elektronik kısmında dersi nasıl, mantıklı mı? Şahsen ben almadım. Hani benim öyle bir şansım vardı. Ben elektronikçi olacağım dedim. Hiç imza yetkisi gerektiren ders almadım. Ben kendime güvenim tamdı. Ben ne yapacağım dedim bu dersleri. Ben elektronik olmak elektronikçi olmak istediğim için ha elektrik almayınca bu sefer sıkıntı oldu. Çünkü ders açılmamıştı. Ben gittim Java aldım, Android aldım. Ee, onun dışında birkaç tane daha böyle yazılım ders aldım. Bir, bir birkaç tane de power elektronik falan vardı. Onları aldım. Onun dışında elektronikçi oldum, çıktım. Hiç şeyde değilim, pişman da değilim. Hatta çok mutluyum. İyi ki de gitmemişim. Ben yani bu arada imza ettiğimiz bizim de var. E, ama belli bir kahvanın üstüne, işte belli bir gücün üstüne e, biz atamıyoruz sadece. Belli bir gücün altına hala atabiliyoruz. Ha o, o projelere bile hiç gitmediğim için benim için sorun yok Çağsan. Hani insanın ne istediğini bilip odaklandığı zaman çok daha iyi şeylere erişebiliyor. Hani her yerden bir, nok bir parça bir şey almak insanı parça parça ediyor. Hiçbir yere tam yetemiyorsunuz. Abi güç Bulunduğunuz ülkede freelancer gömülü yazılım ilanları oluyor mu? Freelancer yaz, gömülü yazılım ilanları oluyor ama büyük firmalar Türkiye'deki birine iş veremezler arkadaşlar. Çünkü sizin İsveç'te size maaş ödeyebilmesi için sizin İsveç numaranız olması lazım. Vatandaşlık numaranız. Bu arada vatandaş olmanız gerekmiyor. Yani sosyal güvenlik numarası deniyor buna. Ya da ID numarası öyle diyelim. Hani kimlik numarası. Bu olmadığı zaman yapamıyorsunuz ama şehirler üzerinden yapılabiliyor işte Upwork, freelance nokta .com üzerinden falan yapabiliyor. Orada da vergi kesiyor zaten. Yani aldığınız paranın yarısı o firmaya gidiyor. Onun dışında burada olmayanlara şey freelance iş veremiyorlar. YMC ile ilgili şey yani oradan bir uzman arkadaş bulup onunla birlikte ortak yayın yapmak istiyorum. Yani bizim çalıştığımız firmalar. Kabul ederler mi bilmiyorum ama böyle bir düşüncem var. Hani sırf yıllarını EMC adamış birinin konuşması bence çok daha iyi. Hani ben sırf elektronik tarafına elektronik işte fonksiyon testlerini, sinyal integrasyonu testlerini falan yaptığım için o yönlere çok daha ağır, ağırlık basıyor bende. kapasite birikim var. Nano saniye yükselme seviyesinde 2500 voltlara kadar çıkmam gerekiyor. Fakat yüklenlik yükselme akım çekiyor. Yükselme süresinde yükselme süresini değiştirmeden akımı nasıl düşürebilirim? Nano saniye yükselme seviyesinde 2500 voltlara kadar çıkmam gerekiyor. Fakat yükte anlık ama akımı düşürürsem bu sefer yükselmen de azalacak. azalacak. Yani direkt doğru orantılı. Hani kapasitörün zaten charge grafiğine bakarsak biz kapasitörü belli bir akımla charge etmeye başladığımızda eğer akım yetersizse daha yavaş şarj olacaktır. Profesyonel anlamda bir kurs vermeyi düşünüyor musunuz? Aslında düşünüyorum ama bunun için altyapı gerekiyor bir de şey gerekiyor. Bir müfredat oluşturmak gerekiyor. Müfredat oluşturması zaten başlı başına hani bir ayrı bir konu. Onu yapabiliyor olsaydım açıkçası işte ekipmanım var, kameram var, her şey var. Hani yanında birkaç arkadaşım daha var. Onlar da katılmak ister ve aynı zamanda Türkiye'den de işte hani sizlerin içerisinde güzel arkadaşlar var. Bilgili arkadaşlar var. Katılmak isteyen de olacaktı. Vermek isterim. Öyle bir düşünce hep var aklımda ama yani bu işler gerçekten zor arkadaşlar. Çok zaman ayırmak gerekiyor. Özellikle hani hadi videoyu çektin attın yetmiyor. İşte editlemesi lazım. Düzgünce alt yazı eklenmesi lazım falan. İyi insanlara ulaştırmak lazım. Bir de ben hani böyle şeyleri mesela parayla yapmak istemiyorum. Yani gidip Udemy'e koyup ben Udemy'den 200 kişi izlesin. Yok şu parayı kazanayım istemiyorum. Çünkü Udemy'de çok şey oldu mesela. Hani çok aşırı şey var ne bileyim bilen de var bilmeyen de var. Hani bir de Udemy'den sertifika almanın bence bir anlamı da yok açıkçası. Yani neden? Çünkü siz bir kere oradan bir ders alıp o sertifikayı alınca açıkçası siz onun yetkini, yetkini, yetkinliğini kazanmıyorsunuz ki. Hani bizim yani veya bir sürü insanın bu yetkinlikleri kazanması çok uzun süre oluyor, alıyor. Key Kat'in sürümlerini denediniz mi? Maalesef denemedim. Ama denemek istiyorum. Bir önceki işte 5, en son 4.9 ya da 5.1 kullandım. Ya şu an her şeyim Altium'da yaptığım için hani hiç açıp da başka programa gitmek insanın aklına gelmiyor. Ya DDR3 RAM yolları şöyle. Mesela işte DDR4'te zannediyorsam Terminasyon rezistörlerini içine aldılar. Ee, o yüzden dışına koymanız gerekmiyor. Şöyle hani diyelim ki iki tane varsa işte topoloji belirliyorsunuz. T yapısı oluyor. Veya birden fazla varsa fly by oluyor. Bunu zaten kalibrasyonunu yapabiliyor şey işlemci. Kullandığınız işlemci. Ona göre çizmeniz gerekiyor. İşte bütün yolların birbirine eşit uzunlukta olması lazım ki hani signal propagation yani signal gecikmeleri birbirine etki etmesin. Veya gecikse bile hepsi aynı anda geciksin ki senin yine bit timingin hep eşit olsun, aynı olsun. üçüncü sınıftan anında zamanında elemeyi düşünüyorum. Örnek aldığım mühendislerden sin altın düzenli bir birlikte çalışıyorum. Tavsiyelerini almak isterim. yani bu şekilde devam etmeni öneririm. güzel. Hani Fokuslu yani şeyin var belli bir yere odaklanmışsın Alt düzenli PC mi VHDL Verilog Birbirinden çok uzak şeyler değil işte ne bileyim FPC ile bir kartını tasarlayıp Onun içine VHDL ya da Verilog yazabilirsin bu şekilde işte bir kamera kartı yapabilirsin ekran süren bir kart yapabilirsin FPC'ler genelde yüksek hızlı veya ne bileyim kendi Yaptığın tasarımları işleyebileceğin bir Sistem oluşturuyor Avantajlı Endüstri uyumlu single board kompüter kullandınız mı? Falan, memnun kalınız, Açıkçası kullanmadık. Neden kullanmadık? Hani burada zaten e, single board kompüterler şöyle oluyor arkadaşlar. Yani orta çaplı veya küçük çaplı bir firmaysanız ya da üretimleriniz küçükse devamlı değişen bir portföyünüz varsa. Mesela diyelim ki müşteri geliyor sizden işte 100 tane bundan 100 tane de başka bir şey istiyorsa. Single port single board computer'lar iyi bir çözüm olabiliyor. Neden? İstediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. ama biz mesela işte bir ürünü çıkartıp işte ondan yüzlerce, yüz binlerce basıyoruz. Yani üretiyoruz. Seri üretime giriyoruz. O yüzden bizim gibi firmalar için single board computer pek mantıklı olmuyor. Yani o yüzden kendi ürününü yapıp üretiyorsun devamlı. Çünkü tek ürün zaten. Ha onun bir de yan ürünleri var. Onun geliştirmeleri var. işte ne bileyim fiyat düşürme çalışmaları falan oluyor. Onun dışında bilmiyorum açıkçası o yüzden. Hani pek takip etmiyorum single port kompütürler ama çok var piyasada. Şey, bak, şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Oktalar var. Onlar direkt işlemci var. Ve şeyler çok bellekleri içinde. Onu direkt alıyorsunuz. Kendiniz takıyorsunuz. Onların supportları da var. Linux'leri falan da var. En son bildiğim kadarıyla STM M1'leri gömdüler onlara. Çok güzel. Güç elektronik tasarımında yönelebileceğim gibi bir deneyimiz deyiminiz daha önce bu alanda proje geçiştirmeyiz. Güç alanında şey yaptım. Motor kontrol kartı tasarladık. Power supply tasarladık. Yani güç, güç şöyle arkadaşlar. Yani oluyor aslında. Elektronik zaten doğası bu. Güç. Hani analog elektronik dediğimiz zaman ee, bence power elektroniği de kapsıyor biraz. Spesifik olarak tamamen power elektronik üzerine uğraşmıyorum ama bunların da bilgisi var. Ee, zorlukları şey var ya işte hani iyi biliyor olmak lazım, tecrübeli olmak lazım. Bunu böyle direkt alıp çalıştırmak yetmiyor. Çok fazla jargon var. İşte inrush current nedir? Ee, i̇şte zero geçiş neden sürülür mesela MOSFET, IGBT falan gibi şeyleri bilmek lazım. İşte push pull nedir? Ne bileyim yani neden gate driver, kullanılır? Gate driver'ın mesela şeyleri nasıl hesaplarsın sürüş, sürüşlerini falan. Transformatörde mesela saturation nedir? İşte flux nedir? Eddy current'ları nedir? Falan gibi jargonları öğrenmeniz gerekiyor. Hani o yüzden biraz daha geniş bir şey yani sırf okuldan mezun oldum gideyim power electronic yapayım zor bir olay. Bu anlamda kendiniz geliştirdiğiniz zaman tabii ki power elektronik de yaparsınız. Yani zamanla ölçme nedir? İşte diferansiyel olarak ölçmeniz lazım. Nasıl ölçersiniz? Ne yaparsınız? Gibi şeyler öğreniyor, öğreniyorsunuz. Bunlar daha çok ustaların yanında öğrenilebilen şeyler. Yani usta mühendislerin. Power elektroniği okulda öğrenmek zor. Yani şey, öğreten bölümler var. Mesela benim bildiğim Ege, Ege Üniversitesi ok. bir de ODTÜ falan öğretiyor. Ha, ama bu, bu tabanın yani çok daha böyle piyasaya yönelik jargonları da öğretiyorlar mı bilmiyorum. Hani benim bölümüm daha çok elektrik elektronik mühendisliğiydi. Ben elektronik olan dersleri seçtim ama power elektronik tabanlı değildi. Sadece power elektronik dersi vardı. İşte orada da yine işte DVDT koruması, DIDT yani aşırı akım, aşırı voltaj korumaları falan oluyor. Orada işte LC circuit, RC circuit, snubber falan öğreniyorsunuz. İşte üç fazla sürme, üç fazla half bridge, üç fazla bilmem ne bridge falan gibi şeyler öğreniyorsunuz. Texas işlemci kullanıyor musunuz? Piccolo veya Delfino. Bunlarla anlatarak proje şey yapmıyorum. Bunları kullandım. Piccolo ve Delfino'yu. bunlar C2000 serisi. Çok da güzeller. arma, arma hatta bin basar. Öyle söyleyeyim. Ama pahalılar. biraz da yazımı zor ilk başta. Ancak ben kullandım. Aşinaayım aşinayım yani. Hani bayağı yazdım. iyi, i̇yi yani. Açıkçası bunlarla ilgili proje yapmayı düşünmüyorum. Çünkü insanların kafasında şey oluştu şu an hani ST öğreneyim diyor. Yani işlemci öğreneyim demiyorlar. Mikro işlemci öğreneyim demiyorlar ama ST öğreneyim diyorlar. Ondan dolayı da hani o algıyı yıkmakta istemiyorum. çünkü benim elimde olan bir şey değil. ST firmasının kendi oluşturduğu bir algı. normal güncel işlemcileri kullanarak yapabileceğimiz işler olursa yaparız. Veya zamanı gelirse, gerekirse Delfino işte C2000 serisi kullanmamız yaparız. Komponent seçiminden hangi parametreler dikkate alınıyor? Neyin komponent seçiminde? Yani birçok alan var. Hani diyelim ki power elektronik değilse ucuz seçiyorsun. Power elektronik ise daha pahalı oluyor. Power ratingleri yüksek oluyor. İşte power dissipation faktörleri falan yüksek oluyor. O kılıfları da büyüyor. Soğutma alanın var. Termal alanın var. Evet Texas bulmak zor TL'de. Biz de zor bulmuştuk. O zaman Türkiye'deydim onu yazarken. Ama şu an yanımda da var. Evet. Arkadaşlar bu yayını açıkçası kalmasını düşünmüyorum. Çünkü test yayınıydı. hani öyle, öyle şey yapıyorum. Ama bilmiyorum çok hani işinize yarayacak bilgiler varsa bırakabiliriz aslında. Mikro amper ölçen bir devre yapacağım. Mikroamper ölçen devre yapacaksan yani şant e, rezistör kullanabilirsin. Eğer DC ise ya yani şey de olabilir. Eee AC'yi de ölçebilirsin şantla. Bir şant direnci e, biraz yüksek olacak. İşte 10 ohm falan olacak, 1 ohm olacak. İşte onu hesaplaman lazım. Oradan da bir tane ampe fire'la. İşte bunun akım akım ölçen amper fire'lar var. Onu kullandığın zaman en güzel performansı öyledir. Tabii ki özel şeyler var. Çözümler de var. Yok mu? Mesela DMM'lerin içinde işte bench tipi ölçü aletlerin içinde daha özel sistemler var. Onları yapıyorlar. Kelvin aslında bir yöntem değil. Kelvin her yerde kullandığımız bir şey. Sadece şey şimdi bir iki farklı uzunluk olduğu zaman arada potansiyel fark oluşuyor. Yani mikro seviyelerde veya piko seviyelerde öyle diyeyim o kadar küçük. Ama sen bunu amplify ettiğin için yani yükselteçe verdiğin için o farklılıklarda da çıkışta yükseliyor. Ben bunun aslında hesabını yaptım. DB olarak ölçtüm. Signal to noise ratio yani signalin noise olan oranını ölçmüştüm. Yani bir iki tık daha artıyor Kelvin kullanınca, daha iyi oluyor, daha sağlıklı sinyal alıyorsunuz. Bu doğru yani. Zaten bilimsel kanıtlanmış makaleler de var. Ben hani bu konuda şey yazdım, tez yazdım. Onlardan yola çıkmıştım. Kelvin yapmak mantıklı. Yani dört uçlu direnç kullanmak her zaman iyi şeyde, şant rezistörde. Şarj rezistörlerinin eğer çok hassas ölçüm istiyorsanız yani normalden daha hassas. 4 pilini kullanmanız lazım. İşte ikisi direkt seri geçiş, ikisi de şey ölçüm için, Kelvin için. Texas kartı bulmak zor. Texas bilen, öğreten bulmak daha zor. Aslında evet doğru. Ben de bir tane doküman buldum bir üniversiteden. Onda şans eseri buldum. ama başka bir işlemci içindi. C2000 serisinde. Ama gene de onu ona çevirdim ve kullanmıştım. İngilizceydi. Devre yaptım. Sapma 10 çıktı da. %10, %10 biraz fazla açıkçası. Ben mesela burada tam 1.00 amper vermiştim. 1.00 0 amper vermiştim. Tam onu okudu, okumuştum kendi yaptığım devreyle. Benim tezim için olan. Tam 1.00 amper okumuştum. Hani %1, %2, %5 desen tamam ama %10 biraz fazla sapma olarak. Hocam merhaba. Yol gösterimi akı bakımını değerli emekleriniz var. Sağolun sizin de bunların kendi çalıştığı bir akı Yani şimdi şöyle arkadaşlar. Mesela ben STM'i daha önce hiç kullanmamıştım. O yüzden direkt Hall Library'i aldım, kullandım. Yani register seviyesinde her zaman inmenin bir avantajı yok. Hani orada işi hızlı yapmam lazım. Bir de prototip üretiyordum. Ben hemen sonuca odaklandım. Hani çalışabilecek mi bu sistem? Orada Lora kartı yapıyordum işte sensörden veriyi ölçüp gönderiyordu LoRa üzerinden. Yaptım ve çalıştı. Hani register tabanlarını biliyor musun sen? Bilmiyordum. Ama açar okurum. Data sheet'te artık her şey yazıyor veya işte referans manuellerinde. Ha, i̇şlemci yapısını bilen insan. O yüzden sıkıntı olmuyor. Hani size de tavsiyem STM32 öğrenmekten ziyade mikro işlemci yapıları nedir? mikro işlemcilerdeki işte farklı yapılar nedir? İşte Harvard'dır, RISK'dir mesela. Bunları öğrenip işte ne gibi etkenler var, nasıl debug yapılır. Hani ondan sonra kullanamayacağınız işlemci kalmaz. Mesela ARM olmayan işlemciler var. İşte C2000 MSP430 ben bunların hepsini kullanabiliyorum. Onlar da hani size de aynısını tavsiye ediyorum. Akım ölçmede şu öntü ve entüstrasyon Yani buffer'a ben mesela yaptığım simülasyonlarda buffer'a gerek vardı. Kendim de denedim. Buffersız ve bufferlı. Arasında 10 dB SNR fark etti. Buffer gerekiyor. Ama her zaman gerekiyor diyemeyiz. Kullanacağın ADC'nin giriş impedansına bağlı. Giriş impedansını da ADC'nin datasheetinde verirler. Vermezlerse bile onu elde etmenin bir yöntemi var. Onu da simülasyonla öğreniyoruz. Veya bir hesaplaması var. PC'mi kullanıyor musunuz? PC'mi hiç kullanmadım. Yani MATLAB kullanıyorduk. Güneş panelleri yakılan, yapılan bir sistemde güneşten gelen enerjiyle yükü çalıştırma ve fazla enerjiyi depo işlemini nasıl yapabilirim? Çok, ya çok geniş bir soru. i̇şte charger alman lazım. Yani regülatör de alman lazım muhtemelen. Sonra da işte BMS, işte batarya yönetim sistemi. Sonra da pilleri şarj etmen lazım. Ve aynı zamanda hani bunu online mı yapacaksın, offline mı yapacaksın o önemli. Online işte şebekeye bağlı, offline şebekeden ayrı online olacaksa özel bir işte kart alman lazım. Yani alman daha iyi. Hani şebekeden yeterli işte ya şöyle diyelim mesela PV'den yeterli güç almadığı zaman şebekeden alıyor. Veya PV'den yeterli güç geldiğinde şebekeye geri basabiliyor. Türkiye'de bu yasal mı bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de seni vergilendiriyorlar. En son bildiğim kadarıyla. Elektrik üretemiyorsun gibi bir yasa var galiba. Bir ara öyleydi yani daha doğrusu. Şu an bilmiyorum. Yani sistem kabaca böyle olması lazım. Blok tasarım üzerinden gitmek lazım. Blok diyagram hani çok yani benim uğraştığım şeyler değiller açıkçası güneş panelleri. Ben daha çok dip elektronik yani böyle bana işte tasarım detayları gelir. Biz şunları istiyoruz falan. İşte 10 saniye mesela girişe Pulse geliyor. Böyle power giriyor falan. Onun üzerine tasarlıyorsun kartı. Abi Selam Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği son sınıfı deep learning gömünü işleme üzerinde yoğunlaşıyorum. Şunu yap, bunu yapma dedim. Açıkçası benim de bilmediğim bir alan, deep learning. Ama çok ilgimi çekiyor. Yapmak isterim. Ee, yani şu var, ileride de yapabileceğin iş olabilir. Şu an geleceğimizin teknolojisi, ee, hala gelişmeye açık diye düşünüyorum. Ee, ancak şu an bile bayağı iyi. Ee, yani eğer bu işi yapacaksan, her türlü skalada yapmanı tavsiye ederim. Hani en güçlü kartta da bir iş yap en düşük mesela Arduino tarzı bir kartta da bir iş yap. Çünkü her zaman müşterinin ihtiyacı e, aynı olmuyor. Öğrenecek çok şey var incik cincik işler. Solar da mahsuplaşma de trafik <laughs> 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 Öyleymiş galiba. Abi boşver işi gücü sen nasılsın nasıl gidiyor hayat? Ya açıkçası e, hayat ya biraz engebeli gidiyor. Bu ara biraz sıkıntılarımız oldu Ankara'da. İşte Ankara'ya o yüzden gittim geldim. Pek güzel haberler yok açıkçası ama toparlıyoruz çok şükür. Onun dışında iyi gidiyor. İşte iş güç. Burada havalar soğudu. Öyle arkadaşlar yani sizi sormalı. Bu arada 48 dakika olmuş ya. Yavaş yavaş bitirelim yayını. Ama şöyle diyelim. Yani başlayacağım yayına arkadaşlar. Bundan sonra. Hani siz bana mesaj atabilirsiniz isteklerinizi. Hani hangi konularda videolar istiyorsanız. Hani benim için de bir feedback olmuş olur. Olur olur Ankara'ya gelebilirsem eğer fırsat olursa şey yaparız. Projelere devam arkadaşlar. Derslerinizi iyi tutun. Ders ve projeler önemli. Bir de e, biliyorum Türkiye'de zor ama lütfen hayatınızı yaşayın. Özellikle öğrenciyken. E, bu başka zaman olmuyor. E, onun dışında insanın hayatı hep çalışmakla geçiyor. Keşke yani herkesin şansı olsa da herkes şu ortamlarda büyüse. Hani ben de bu ortamda büyümedim. Ben de yeni geldim. O yüzden insanların yaşadığı hayat farklı. Analog da tasarlarız arkadaşlar, ee, sorun değil. Ee, yani bir ses kartı falan yapmak istiyorum açıkçası. Bakalım zamanla. Öyle arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani bu kadar ilgi beklemiyordum ee, öylesine açmıştım yayını. Hani bir sistem çalışıyor mu diye test etmek için. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Takipte kalın, ee, güzel videolar gelecek inşallah.